Kampanya Nefis'ten herkese merhaba. Bugün çarşamba ve her çarşamba olduğu gibi bugün de sizlerle birlikteyiz. Yine bir konuğum olacak. Peki konumuz ne diye sorarsanız hemen şöyle başlıklandırabilirim. İki gün önce biliyorsunuz CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel Hatay'a gitti ve Hatay'daki depremzedeleri ziyaret etti. Özgür Özel'in ziyaretiyle birlikte aslında belki de toplum olarak şunu fark ettik. Acaba biz depremzedeleri unuttuk mu sorusunu sormaya başladık kendimize. Unutmamalıyız. Her daim aklımıza getirmeliyiz. Orada yaşayan yurttaşların yaşamış olduğu zorlukları gündemden düşürmemeliyiz. Bence elimden geldiğince bunu yapmaya çalışıyorum. Bu konuyu işlemeye çalışıyorum. Deprem bölgesindeki tanıdıklarıma ulaşıp oradaki durumu soruyorum. Açıkçası çok da bir şeyin değişmediğini söylüyorlar. Çok önemli bir şey var aslında, belki hepimizin gözünden kaçan ya da çok fazla gündemleştiremediğimiz bir şey. Depremdeki kayıplar. Evet, ne cansız bedenlerine ulaşılabiliyor bu kayıpların ne de nerede oldukları biliniyor. Böyle bir durum var ve bu çok fazla gündeme gelmedi. Peki ne oldu gündeme gelmedi? Kayıp yakınları bir dernek kurdular. Bugün de konuğum tam da bu derneğin merkezinde olan bir isim. Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Kaban konuğumuz. Hemen ekrana alalım Selahattin Bey. Selahattin Bey merhaba. Merhabalar Zübeyde Hanım. Hayırlı yayınlar. Çok çok teşekkür ederim. Yayınımıza hoş geldiniz. Ben sizi yukarı almadan önce böyle kısaca biraz aktarmaya çalıştım. Bizim çok fazla gündemleştiremediğimiz bir durum. Belki de gözden kaçan ki çok önemli depremde kayıplar var. Biz deprem ilk günlerinde deprem bölgesindeyken de kayıplar olduğunu biliyorduk. Üzerinden uzunca bir zaman geçmesine rağmen hala kayıplar var. Biraz bunu açmanızı rica edeceğim. Öncelikle şununla başlayalım. Bu derneği neden kurdunuz? Derneğin amacını merak ediyorum. Öncelikle şöyle bahsedeyim. Biz gönüllüler olarak 6 Şubat itibariyle deprem bölgesinde birçok nakdi, maddi ve manevi yardımlarda bulunduk. Enkaz altındaki insanları kurtarmalarda olsun. Sonradan kayıpların çoğaldığını hissettik. Bize ihbarlar geliyordu. Bu ihbarlar içinde ayrı bir grup oluşturduk. Bu grupla birlikte kayıplarla ilgili çalışmaya daha da ağırlık verdik. Kollara bölündük. Yani kayıp kolu, yardım kolu, kurtarma kolları olarak. Ben bütün hepsini koordine ediyordum. Koordine ederek kayıp aileleri ve mağdur ailelerle birlikte bir karar aldık. Dernek kurma kararı. Tabii ki mağdur ailelere yine yardım edilebiliyordu. Kayıplar daha da çoğaldı. Yani bizim duyumuza gelen 11 ili kapsayacak bir şekilde konuşursak 1000'i geçiyor bizim duyumlarımız. Hani bu sadece varsayım. Ama biz de birlikte hareket edelim. Özür dilerim, 1000'i mi geçiyor dediniz? Evet, 1000'i geçiyor. Duyum olarak söylüyorum. Hani kesin bir bilgi değil ama duyum. Hı hı. Biz de birlikte hareket eden aileler 121 kişi. Bizim bildiğimiz ve bizimle irtibat kuran aileler. Dün yönetim kurulu üyemiz Sema Güleç İskenderun kaymakamıyla görüştüğünde şöyle bir bilgi aldık İskenderun'da. Bizim bildiğimiz İskenderun'da 4 kaybımızdı. İskenderun'da 11 kaybımız daha bize bildirildi. Kaymakam Bey'in söylemesine göre. Ve bununla ilgili özel bir çalışma yapılacak görüşmelerimizde, konuşmalarımızda Sema Güleç hanımefendi ile birlikte. Yani en son kayıplarla ilgili şöyle anlatacaklarım var size. Mesela bir anne gidiyor enkazın başına. Çocuğunu bekliyor, ağlıyor. Yani 30 yaşındaki çocuğunu bekliyor. Tansiyon yükseliyor, şekeri yükseliyor. Kadın evine giremiyor çocuğunu bulabilmek için. Ve Adıyaman'da 3,5 yaşındaki bir çocuk 3,5 yaşındaki bir çocuk hastanenin bahçesinde kayboluyor deprem anında. Ve teyze sokak sokak dolaşarak hani ablasını mı kaybetmiş, ablasının cenazesini bulmaya çalışıyor. Bir yandan diğer yeğenlerini toparlamaya çalışıyor. Hastane. Şu an 3,5 yaşındaki bebeğimiz kayıp. Ben bebek diyorum çünkü çocuk. Ya bunun gibi çok vaka var. Canlı vakalarımız var. İhbarlarımız geliyor. İhbarları değerlendiriyoruz. Ve diğer apartmanlardan 17 kişimiz kayıp. İlke sitesi ondan sonra
Gül apartmanından 6 kişi. Peki Ebrar şu an sitesinden devam edin lütfen, devam edin. Sitesinde 5 kişi kayıp. Biz de irtibat kuran Ebrar sitesinde bildiğimiz. Buket sitesinde 17 kişi kayıp. Malatya'da bir kişi kayıp. Adıyaman'da bir kişi kayıp. Bize iletişim kuranlar Antep'te bir kişi kayıp. Hatay'da hani birçok kişi kayıp. Ya 90'ı aşıyor Hatay'ın kayıpları. Biz öncelikle Hataylı olduğumuz için Hatay'la irtibatta çalıştık. Sonradan 11 ile yardım etmeye başladık bu kayıplarla ilgili. Şu an gerçekten çok acı verici. Şu an onu ailelerin hikayesini anlatsam belki zamanımız yetmez. Sizin Almanya'da yaşayan. bahsettiğiniz, ben sorumu sorayım çünkü seslerimiz şey oluyor, karışıyor. Sizin bahsettiğiniz kayıplar 11 ili kapsıyor, en azından buradan size müracaat edenleri içeriyor. Peki bu biraz önce apartmanlardan bahsettiniz, bir teyzenin gidip enkaz başında beklediğinden bahsettiniz. Bu kayıpların olduğu noktalardaki enkazlar kaldırıldı mı? Yoksa hala kaldırılmayan enkazlardaki kayıplar mı bunlar? Birçok yerde enkazlar kaldırıldı. Enkaz derken hani yıkılan apartmanın kaldırılan enkazının başına gidip ağlayan anne. Ya bir anne artık Maraş'ta deprem anında soğuğu unuttu kızını bulabilmek için. Yağmurda ıslandı. Anne diyor ki ben soğuğu unuttum. Üşümüyorum diyor artık. Ve bir diğer anne gitmediği yer kalmadı, başvurmadığı yer kalmadı. Artık kendini paramparça ediyor, ağlıyor, her gece ağlıyor. Ve iki tane kız kardeş babalarını bulabilmek için yapmadıkları hiç kalmadı. Geceyi unuttular, gündüzü yaşayamıyorlar. Evet, Ve evlatlarını oldukça sokak sokak arıyorlar. ağır bir durum olsa gerek. Bizler küçücük bir eşyamızı kaybettiğimizde bile konuşmakta zorluk çekiyorum, empati kurmakta zorluk çekiyorum. Kayıp yakını olmak elbette ki çok zor. Umarım aileler bir an önce kayıplarına bir şekilde ulaşırlar. Umarım sağ salim ulaşırlar. Sağ salim ulaşamayacaklarsa bile en azından yakınlarının bir mezarı olmuş olur. Çünkü ne olduğunu bilememek çok büyük bir travma. Ne ölü olduğunu biliyorsunuz, ne yaşadığını biliyorsunuz ve hep bir umutla bekliyorsunuz. Bazen umut işkenceyi uzatan bir duygu haline gelebiliyor. Nasıl çalışmalar yürütüyorsunuz? Nerelere başvurdunuz? Görüşmeler yaptınız mı? Talepleriniz neler? Biraz anlatabilir misiniz? Açıkçası sesinize ses olmak istiyorum. Siz anlatın ki biz aktaralım. Tabii ki. Öncelikle derneğimiz kurulmadan önce valilikle görüşme yapmıştık bu konuyu ele alabilmek için. Bize araştırılıyor ve araştırılmaya devam edilecek ki yanıt geldi. Derneğimizi kurduktan sonra ilk aldığımız derneğin kararı meclisle görüşme. Bir randevu aldık mecliste. Nermin Yıldırım Kara Hatay CHP milletvekili bize randevu verdi. Ve meclise gittik. Bütün Hatay milletvekilleriyle görüşerek işte grup başkan vekilleriyle dahil olmak üzere bütün siyasi partilerle görüştük. Görüşmelerimizde taleplerimizi ilettik. Taleplerimiz şöyle sıralayayım. Eğer 6 Şubat itibariyle hastanelere kaldırılan hastalar veya akıl ve ruh sinir hastalıklar hastanesinde yatan hastalar, sevgi evlerinde bulunan çocuklar, yaşlı bakım evlerinde bulunan kişilerin DNA testi ve parmak izleriyle ailelerle birlikte eşleştirme yaparak ailelerine kavuşturulmasını istiyoruz. Bu şöyle olabilir, bir öneri de sunmuş olabilirim. Bir E-Devlet'te veya bir herhangi bir program, internette bir program oluşturarak orada ailelere bilgi dağıtabilirler. Özel olarak kayıpları olan kişiler için. Girip tıklayıp işte benim kaybım şurada diye bakılabilir. Veya son bir bilgi elimize geçti. Bunu da söylemiş olayım. Geçmişte çekilmiş kayıpların çekilmiş röntgenleri, görüntülerini 6 Şubat'tan sonra çekilen görüntülerle karşılaştırma yapılabilir.
Ve diğer sıralamalarda da fetih kabirlerin 6 Şubat itibariyle şu ana kadar gömülen fetih kabirlerin yapılmasının talebinde bulunduk. Çünkü şöyle vakalara da rastladık. İnsanlar bu benim kaybımdır, yani bu benim yakınımdır diyerek cenazeler alıp kendi köylerine, kendi ilçelerine ve kendi mezarlıklarına gömdüler. Hatta kendi bahçesine de gömen olmuş. Bunlar için devlet yetkililerinin bir an önce el atmasını istiyoruz. Çünkü bu insanlar yok olmadılar, yani uçmadılar, gitmediler. Tabii ki devletimizin bunları yapacağına eminiz. Bir diğer isteğimiz de molozların taranması. Çünkü molozların içerisinde kemiklerin olduğunu düşünürüz. Yani molozlar kaldırılırken Rönesans Rezidansı'nın molozları en erken kaldırılan molozlardan bir tanesi. Orada birçok insan kayıp. Oradaki molozların taranmasını istiyoruz devlet yetkililerinden. Ve DNA testlerinin hızlandırılması. Taleplerimiz bunlardır. Komisyon Türkiye Cumhuriyeti Millet Meclisi'ne sesleniyoruz. Bir komisyon, araştırma komisyonu kurulmasını talep ediyoruz. Ancak bu konuları araştırma komisyonu kurularak çözüleceğinden eminiz. Biz gönüllüler olarak bütün bilgileri aktarmaya hazırız. Siz biraz Ve önce şeyden bahsettiniz. İnsanların yakınlarını alıp götürüp köylerine, evlerinin bahçelerine gömdüğünü biliyoruz dediniz. Evet, biz de Hatay'da tanıktık. Fakat cenazelerin teşhisi sırasında hatırladığım kadarıyla DNA testi yapıldıktan sonra teslim ediliyordu cenazeler. Yanlış mı biliyorum? İlk zamanlarda cenazeler çıkarılırken hani tanınmıyordu. Onlar bizim cenazemiz ya da işte ilk 3 gün 4 günde diyeyim o zaman resimlere bakarak alınıp götürülenler olmuş. O bizim cenazemiz diyerek ve gömülenler olmuş. Hatta şöyle bir olay da oldu. Bana bunu biri anlattı. Bir tane cenaze alınmış gömülmüş benim kardeşim diye, akrabam diye. DNA testi yaptırılmış. Ne öbürünün akrabası çıktı ne de gömülenin akrabası çıktı. Çıkan kadın. Çok özür dilerim. Çıkan bir kadın cenazesi. Erkek cenazesi diye düşünülüyor. Çıkan kadın cenazesi. Ya bu da işte benim cenazem diyerek alınmış bir cenaze. Bunun Bu tekrar vakalar buyurun. Bunun için özür dilerim. Bunun için tekrardan fetih kabirlerinin yapılması çok önemli. Yarı vücudu bulunan var, yarı vücudu bulunmayan var. DNA eşleşmesi olan ve cenazesi bulunamayan da var aramızda. Bunlar için de işte fetih kabirler bizim için çok önemli. 3 gün önce bir 3 gün veya 5 gün olacak, çok net hatırlamıyorum ama bir cenazeye daha rastlandı. Bu da şu anlama geliyor. Aslında kaldırılmayan o yıkıntıların arasında, enkazların altında hala insan bedeni olma ihtimali olduğunu gösteriyor bize. Yani o Evet, enkaz insan olma çağı. ihtimali çok yüksek. Lütfen. Şöyle söyleyeyim mi? O enkazların altında olma ihtimali çok yüksek çünkü Antakya yerle bir oldu. Ben Antakya'ya gittiğimde ya gözlerim doldu çünkü Antakya yoktu. Memleketim yok, şehrim yok, arkadaşım yok, nefesim yok. Antakya yok şu an ve o yokluğun içerisinde o molozların arasında var olan cesetler, cenazeler, arkadaşlarımız ve ailelerimiz var. Bunlar için devlet yetkililerine buradan sesleniyorum tekrardan. Yani bizlere yardımlar etsinler. Ama molozların kaldırılmasında biraz daha yardımcı olsunlar. Orada çıkan cenazelerimiz var ve kokmaya başlıyorlar. Çünkü Antakya gerçekten çok kötü olmuş. Çok kötü bir durumda. Hayalet şehir olmuş şu an. Sizin yakınınızdan kayıp kimse var mı? Benim yakınım kayıp yok şu an. Deprem mağduruyuz biz ailemiz olarak. Uzaktan vefat eden akrabalarımız var ama ben şu mantıkla yola çıktım. Bu kayıplarla ilgili ve dernekle ilgili olarak da. Ya şimdi bizler de enkazın altında kalabilirdik. Bizler de mağdur olabilirdik. Bizler de kayıp olabilirdik. Biz bu yola çıkalım.
ve kayıplarla ilgili ve mağdurlarla ilgili çalışma yapalım ki yarın bir gün bizim başımıza da geldiğinde bu dernek ayağa kaldırabilir, o insanlara yardım edebilir, arama kurtarma yapabilir, kayıplarla ilgili çalışma yapabilir diye derneği kurma kararı aldık. Siz derneği kurduktan sonra kayıp herhangi kimseye ulaştınız mı? Derneği kurduktan sonra ulaşamadık ama derneği kurmadan önce yardımcı olmaya çalıştık. Yani ihbarlar geliyordu. Mesela bir bebekten ihbar geldi. Tam o konuyu açarak söylemiyorum çünkü özel bilgiler. Bebek hastaneye götürüldüğünde apartmanın ismiyle gitmişti bize gelen ihbarda. Biz de ihbarı değerlendirdik ve aileyi yönlendirdik. Yani bizim kendi araştırmalarımızla yaptığımız bir aile çıktı. Aileyi yönlendirdik. Gitti DNA testi verdi. DNA testi eşleşmedi ama aynı apartmanda bulunan başka bir ailenin çocuğu çıktı ve o ailenin diğer çocuğu da başka bir hastanede yattığı için eşleşme oldu. Yani bir Aslında nevi burada ailelere kavuşturmak için. Buyurun. aslında ailelerin de sesi olmaya çalışıyorsunuz. Aileler ne durumda, ne yaşıyorlar? Biraz onların durumunu merak ediyorum. Aktarabilir misiniz? Şu an gerçekten ailelerin durumu çok kötü. Yani dediğim gibi yaşayamıyorlar ki. Çünkü her gün kapıları çalıyor, zilleri çalıyor, işte telefonları çalıyor ya. Zannediyor çocukları geliyor. Ya babaları geliyor zannediyor. O kadar hani hasret kalmışlar ki 9 ay geçti koskocaman. Koskocaman 9 ay. Artık hani ölüsünü de versinler diyor artık. Hani öldüm mi, ölmedi mi onu da bilemiyoruz ama yani cenazelerini istiyorlar, feryat ediyorlar aileler. Size bahsedebilirim. Böyle aile çok. Hani Maraş'ta, yine Maraş'tan bir aileden size bahsedeyim. Bir ablamız eşini arıyor. Ne öldüğünü, ne yaşadığını biliyor. Oğluyla birlikte tek başına kalmış. Ne yapacağını bilemiyor. Feryat ediyor. Eşini istiyor. Çünkü çocuğunun babası. Hatay'da Türk vatandaşı olmayan ve yine bir apartmanımızda oturan bir evlat 4 aile ferdini istiyor. Çünkü yok, onlar benim canım diyor. Onlar benim ciğerim diyor. Yine Maraş'tan 8 tane kız çocuğu, öğrenci, Afrikalı ve Özbekistanlı ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı şu an kayıp bulunamıyor. Biz Türkiye vatandaşını ararken aynı zamanda bizim ülkemizde depreme yakalanmış diğer ülke vatandaşlarını da arıyoruz. Biz ayrım yapmadan kendi ülkemizde deprem mağduru olan ve kayıp olan insanlara da yardımcı oluyoruz. Evet, derneğimiz yeni kuruldu. Derneğimiz kurulmadan önce de destek veriyorduk bu ailelere kayıplarla ilgili çalışmalar yaparak. Ve Peki, şöyle anlatayım. buyurun, buyurun, buyurun. Afrika'da yaşayan insanlar şu an onların durumu da kötü. Onlar bizi aradığında hani bilgi almak istiyorlar çünkü ne Türkçe bilebiliyorlar, ne Türkiye'ye gelebiliyorlar. Afrika'nın durumu da ortada. Yani onlar da bir yandan feryat ediyorlar. Onlar da çocuklarını istiyorlar. Peki, devlet kurumlarının bu konuyla ilgili bir girişimi, bir çalışması var mı? Sizin bilginiz var mı? Sizin derneğiniz dışında? Sonuçta itibariyle bu insanlar bu ülkenin yurttaşları ve kayıplar, devlet kurumlarının da bununla ilgili bir şey yapması gerekiyor. Yapılıyor mu? Bu konuyla ilgili bilginiz var mı? Dünkü görüşmemizde, daha doğrusu Sema Hanım'ın gidip görüştüğü İskenderun'daki görüşmede polis vatandaş şeyleri görevlendirmiş memurları. Bu memurlar araştırma yaptığı söylendi İskenderun çapında ve bize aktarılan bilgilerde de mecliste görüşmelerimizde bu konu hakkında çalışmalar yapılıyor. Ama biz çalışmaların daha da hızlanması, daha da çoğalması ve bir komisyon oluşturularak, yani bir birlik oluşturularak yapılmasını istiyoruz. Örnek veriyorum. Şimdi hastaneye götürülen deprem mağdurları, yani yaralı olan deprem mağdurları X kişi olarak götürdü. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın çalışmasını istiyoruz. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı içinde sevgi evleri ve işte yaşlı bakım evleriyle ilgili çalışma yapmasını istiyoruz. Ve molozlarla ilgili Çevre Şehircilik Bakanlığı devreye girmesini istiyoruz. Adli Tıp ile ilgili de Adalet Bakanlığı'nın çalışmasını istiyoruz, devreye girmesini.
ve İçişleri Bakanlığı'nda kolluk kuvvetlerini kullanarak bu konuda bizlere destek olmasını istiyoruz. Bunun için de bir komisyon, araştırma komisyonu kurularak birlik olarak ancak çözüleceğini tahmin ediyoruz, düşünüyoruz ve talep ediyoruz. Selahattin Bey, son olarak şunu sormak istiyorum size. Buradan ekran sizin, insanlara ne söylemek istersiniz? Nasıl bir çağrınız var? Özellikle kayıplarla ilgili. Öncelikle şunu söylemek isterim. Bir gün biz de o enkazın altında kalabiliriz. Bir gün biz de kaybolabiliriz. Bir gün biz de yaşamıyor olabiliriz. Herkesten empati kurmasını istiyorum. Herkesten bizlere destek olmasını istiyorum. Ve komisyon kurulmasını tekrardan talep ediyoruz. Acıyı yaşayan anlar diye bir söz var. Acıyı yaşamadan anlamak gerekir esasında. Yani bugün dediğim gibi ben ya da siz fark etmiyor. O enkazın altında kalarak ölebiliriz ve kaybolabiliriz. Veya özür dileyerek söylüyorum, kemik parçalarımız etrafta gezebilir. Bunun için lütfen kayıplarla ilgili özel bir çalışma istiyoruz. Komisyonun kurulmasını talep ediyoruz. Buradan Sayın Cumhurbaşkanıma, bakanlarıma ve 600 milletvekillerime sesleniyorum. Komisyon kurulması talebinde bulunuyoruz ve herkesten desteklerini bekliyoruz. Demokter olarak her zaman depremle ilgili çalışmalarda daha da hızlanmaya, daha da güçlenmeye ve kayıpların engellenmesi için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Deprem mağdurlarına yardım edeceğiz. Bunun için de tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından bizleri desteklemelerini ve milletvekillerinin ve bakanların ve Cumhurbaşkanımızın bu konuda da bizi desteklemesini talep ediyoruz. Komisyon kurulmasını istiyoruz. Önceliğimiz komisyon kurulması. Çünkü ailelerin ancak çözüm üretecek tek çözüm komisyonun kurulması. Selahattin Bey, çok teşekkür ediyorum. Kayıp yakınlarının sesi olup en azından böyle bir dernek kurdunuz, çalışmalar yürüttünüz. Ben bir yurttaş olarak size teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca sorularımı yanıtladığınız için de tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ben de buradan bir teşekkür ederim. Bugüne kadar bizleri destekleyen ve beni destekleyen saygı değer gönüllü arkadaşlarıma da destekliyorum. Bugün ben onları temsil ediyorum. Çünkü evet ben ön planda ben görünüyor olabilirim ama benim arkamda ve bana yardım eden binlerce gönüllü arkadaşım var. İsimleri tek tek saymaya kalksam belki bitiremem ama onlardan hepsinden Allah razı olsun ülkemiz genelinde bulunan arkadaşlarımız kendileri. Ve birçok insanımıza maddi ve manevi yardımlarda bulundular. O gönüllü arkadaşlarımın da buradan teşekkür ediyorum. Ve onlarla tanıştığım için çok mutluyum. Böyle insanların var olduğu için ve sizin gibi gazetecilerin var olduğu için çok mutluyum. Herkesten Allah razı olsun. Birlik ve beraberlik içerisinde bulunduğumuz için çok mutlu oluyorum ama dediğim gibi bizler de o enkazların altında kalabiliriz. Bizler de ölebiliriz. Bizler de kaybolabiliriz. Bunun için birbirimize her zaman destek olabilmemiz lazım. Selahattin Bey, tekrar çok çok teşekkürler yayınımıza konuk olup sorularımızı yanıtladığınız için. Çok teşekkürler. Ben size teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar, iyi günler. Çok çok teşekkürler. Evet, Selahattin Kaban konuğumuzdu. Yayının başında da söyledim. Çok fazla gündeme getirilmedi, gündemleştirilmedi ama depremde çok fazla kayıp var. Aslında Selahattin Bey'in telaffuz ettiği sayılarda kendilerine gelen başvurular, bir de bütün bölgede, deprem bölgesinde başvurmayan, bu dernekten haberi olmayan insanları düşünürsek aslında sayının çok çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ses olmaya çalıştık. Kayıp yakınlarının, depremde kayıp olanların ailelerine ses olmaya çalıştık ve Selahattin Bey'i konuk ettik. O da sorularımızı yanıtladı, taleplerini dile getirdi. Dileriz ve umut ederiz ki çok kısa bir süre içerisinde kayıplarla ilgili bir komisyon kurulur. En azından sağ salim ailelerine kavuşsun kayıplar. Hayatlarını kaybetmişlerse en azından bir mezarları olsun diyelim ve yayınımızı noktalayalım. Çarşamba günü tekrar görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.